Ve hemen konuya giriyoruz. Nedir İstanbul İn Markası? İstanbul İn Markası biz İstanbul'un merkezinde, merkezi lokasyonlarda konut üretmeye çalışıyoruz, üretiyoruz. Hı. Onun için yapmak istediğimiz şeyle marka uyumlu olsun düşüncesiyle İstanbul İn Markası'nı oluşturduk. Ve küçük yalıda da yine merkezi bir lokasyonda E5'e... 600 metre mesafede metroya çok yakın işte hemen yanında bir AVM inşaatı devam eden bir üniversitenin, Maltepe Üniversitesi'nin çok yakınında yeni yapılacak bir sağlık köyü projesinin çok yakınında, olan e, bir dönüşüm projesi, Hı. çünkü üzerinde binalar var, e, işte üç katlı, beş katlı binalar var. E, şunu Şu an onları boşaltmaya başladık, e, birkaç ay içerisinde, yani e, Şubat ayının sonu, Mart ayının ortalarında da e, kazmayı vurmuş olacağız. Peki, e, binalardaki daireleri satın mı aldınız, yoksa? E, kat, karşılığı, kat karşılığı, kat karşılığı anlaşmasıyla e, yapıyoruz. Yani oradaki halk tekrar geri oraya dönecek. Tabii, tabii, oraya dönecek. Yani. tabii onların takdir artık Hı -hı. E, çoğunluk bizim gördüğümüz geri dönmüyorlar. Genellikle kiraya veriyorlar ya da satıyorlar. Başka şekilde değerlendiriyorlar. İşte bu süreç Onları içerisinde bir değerli. kira yardımı falan gibi bir uygulamada da bulunuyor. Var tabii ki. Hem e, taşınma ücretlerini hem kiralarını biz karşılıyoruz. E, i̇ki telli Bomonti ve Zeytinburnu'nda yaptığınız İstanbul İM projelerinin engelsiz olduğunu zaten daha önce duyurmuştuk. E, evet. Küçük yalı projesi de aynı sistemle mi gidecek? Aynı. E, orada da engelsiz bir bina yapacağız. Hı hı. Bundan sonra diğer yapacağımız işte Levent'te de bir projemiz var. Onlar da engelsiz olacak. Yani hem ortanın engelleri kaldırıyorsunuz, hem de kent merkezinde yenileme projeleri yapıyorsunuz. Peki küçük yalı inin in farklı olmayı sağlayan bir özelliği var mıdır? Küçük yalıdaki projemiz şöyle: hem yeni bir proje, hem de eski bir proje yani e, şimdi yeni yapılan projeler biliyorsunuz e, çok şeyden kopuk böyle e, farklı çok katlı binalar ve e, yaşamdan biraz kopuk binalar e, bizim oradaki projemiz biraz daha e, mahalle da sürdürülebileceği e, çok katlı olmayan e, bir proje küçük yılda diğer projelerimizde de olduğu gibi burada da uyguladığımız bir şey e, biliyorsunuz e, PlayStation odalarımız var ee, Ondan sonra e, özel davet odalarımız var hı hı. toplantı odalarımız var e, çok büyük olmayan e, özel derslerinde alınabileceği spor e, salonumuz var e, yine e, küçük bir tane kapalı yüzme havuzumuz var hı hı. yani bütün sosyal e, aktivitelerin olduğu e, bir proje. Ee, diğer projelerde de söylediğimiz gibi, e, mesela bir artı sıfır daire alan bir arkadaşımız e, misafir geldiği zaman e, kiralayabilecek yine bir artı sıfır bir odayı istedi çok cüzi bir rakamdan e, kiralayıp e, misafirini orada barındırabiliyor. Yönetim profesyonel olarak işleyecek dediniz. Ee, i̇nsanlar kullanmasalar dahi bu e, ekstra odaların ve ekstra yerlerin aidatlarını ödeyecekler mi peki? Hayır, burada kullan öde sistemi var. Yani genel bütün herkes kullanmadığı şeyleri de ödediği bir aidat sistemi değil. Sadece kullandığı zaman küçük bir ücretle, cüzi bir parayla geçiş derece bir sistemdir. Diğer projelerde de hep böyle uyguluyoruz. Peki kaç tip daire var? Küçük, küçük yılda dört tip projemiz var. 1 artı sıfır, 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde. Ama daha çok 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimiz var. Peki belirlenen fiyatlar nasıl? Tabii ki metrekare bazında ve şerefiye farkları da muhakkak oluyor. Evet, evet. Dairelerin bakış açılarına göre fiyatlar değişiyor ama orta gelirlilere hitap eden bir fiyat politikamız var. İsamsung küçük ölçekli projesi için belirlediğiniz satış stratejiniz nedir? Ne zamana kadar tamamlanmayı planlıyorsunuz? Biz, dediğim gibi mart ortası gibi başlayacağız ama satışlara başladık. biz haziran sonuna kadar satışların biteceğini düşünüyoruz. Peki teslimler ne zaman olacak? Belirlediğiniz tarih nedir? Teslimler 18 ay. 18 ay içerisinde yani 2014'ün haziranında teslim edeceğiz.